Merhaba arkadaşlar, Futkoş burada. Yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugün sizleri yeni gelen objektif oyuncusu Malang Sarr ve yeni Moment SBC'si İlkay Gündoğan'dan bahsedeceğim. Oyuncunun durumuna bakalım. Hemen şeye geçelim. Malang Sarr'a bakalım. Malang Sarr kartı 2 skill 2 zayıf ayak. Bu bir problem. Çok büyük bir problem olmasa da dikkat etmeniz gereken bir şey. İki zayıf ayağı var. Kart sol ayaklı. Bu avantaj. Sol tarafa koyduğunuzda stoperler arasına pas vermekten ziyade sol tarafına doğru pas vermeyi tercih edin. Eğer ki stoperlerinizle oyun kurmayı, çok fazla pas yapmayı seven oyunculardan biriyseniz buna dikkat etmeniz gerekiyor. Düşük yüksek çalışma oranı var. Bu gayet güzel. Defansif olarak daha yüksek çalışma oranı, ofansif hiç olmaması, hep geride kalması ve geriye koşmasını sağlayacak. Üçgen yemenizde birazcık daha yardımcı olabilir. Kartın stoki vücut tipi var. Stoki vücut tipi average vücut tipinden daha iyi bir vücut tipidir. Burada baktığımız zaman kartın 80 hızı var ve ilk eksisi burada geliyor karta. Onun dışında şutunun bir önemi yok. Pasında da vision'ın 75 olması gerçekten problemli. İki zayıf ayak, vision problemli. Kısa pası fena olmasa da uzun, kısa vesaire pasla zayıf ayağıyla baskı altındaki atmakta zorlanacak bir kart. Dribblingine baktığımızda fena olmadığını görüyoruz dribblinginin. Yani bir stopere göre gayet yerinde olduğunu görüyoruz ama boyunun 1.82 olduğunu düşünecek olursak biraz daha çeviklik dengesinin yüksek olmasını bekliyordum şahsen. Defansı fena değil. Fiziğinde de gücünün çok iyi olması çok önemli burada. Agresifliği biraz daha yüksek olsaydı çok iyi olurdu. Karta shadow vermek zorundayız çünkü hızı birazcık gerilerde kalıyor. Burada şunu söyleyeceğim. Bu kart iyi bir kart. Kim için uygun? Eğer ki oyuna yeni başladıysanız veya elinizde altın bir kadro varsa bu kartı yapabilirsiniz. Ancak yapması biraz uzun sürüyor. Çünkü altın oyuncularla oynamanız gerekecek. Uzaktan şut atmanız, gol atmanız ve orta atmanız gerekiyor. Bu sinir bozucu olabiliyor. Her maç devamlı olarak yapamıyorsunuz bunları. Bu kartın ben iyi bir kart olduğunu, ancak mesela Kozza'nın, Kunle'nin bu karttan daha iyi olduğunu, Kimpembe'nin bu karttan kesinlikle daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ancak Gold Marquinhos'tan daha iyi bir noktada olabilir kart. Fakat oyuna yeni başladıysanız alıp gönül rahatlığı oynayacağınız. Ama uzun süreler kadronuzun hani mihenk taşı olmayacak. Sonuçta yükseltmesi de olmayacak bir kart. Boyu kısa, o kadar çevik değil, o kadar hızlı değil. Zaten EA de bunu bilerek birazcık düşük yapmış. Kartın mesela şu an yani hızı daha yüksek olmuş olsaydı veya hızı böyle kalsa bile 90'larda bir çeviklik dengesi olmuş olsaydı çok daha iyi olacaktı. Zıpla basının da fena olmadığını görüyoruz. 1.82 boyla yani 1.85'lik 1.86'lık forvetlerin üzerinden kafa vuracaktır ama 1.90'lık forvetlerin veya Cristiano Ronaldo gibi kartların veya 1.85 olup da 99 zıplayabilen kartlar da problem yaşayacaktır. Ben olsam bu kartın yanına birazcık daha uzun boylu bir oyuncu koyardım. Tüm takımımızı kısa oyunculardan oluşturmak çok iyi bir fikir olmayabilir. Kartı yapabilirsiniz. Bence gönül rahatlığıyla oynatabilirsiniz. Yani eğer çok fazla paranız varsa veya kadronuz ilerlemişse yani uğraşacağınız bir durum yok bana sorarsanız. Dediğim gibi Kozza bundan daha iyi ama Premier Lig'de çok fazla stoper olmadığını da hatırlatmam gerekiyor. Yani Premier Lig gitmek istiyorsanız Kante'ye de hyperlink'i olduğunu söyleyelim. İlkay Gündoğan'a gelelim. İlkay Gündoğan dün geldiğinde 600 kaydı. Şu anda 550'lerde fiyatında FODO'da bir düşüş olmuş gözüken. Burada İlkay Gündoğan'ın çok iyi bir kart gibi gözüktüğünü söylemem gerekiyor. 4 skill 4 zayıf ayak. Manchester City, Premier Lig ve Almanya linkleri var. 1.80 boyu var. Boyu kısa değil maalesef. 80 kilo kilosu da var. Yüksek orta çalışma oranı var ve average vücut tipine sahip. Buraya baktığımızda kart ofansif minimum gereksinimleri karşılıyor ve ofansif bir kart. Ofansif merkez orta saha olarak oynatmanız gerekiyor. İkili defansif orta saha oynattığınızda secondary yani ikincil defansif orta saha. Bir Kante, Vieira, Sow gibi bir defansta kalacak bir adam. Yanında işte Aouar gibi, işte Gullit gibi, işte artık Savenia gibi oyunculardan biri olacak. İlk ayda bunlardan bir ikili oynuyorsanız, üçlü oynuyorsanız arkada bir defansif canavar olacak. Yanında iki tane işte gidip gelebilen adam olacak. Ben olsam yüksek yüksek bir oyuncuyla bunu desteklerdim.
Kart average vücut tipine sahip. Average vücut tipi çok iyi dribbling yapamayan ve yüksek agility balans isteyen, talep eden bir vücut tipi. Ancak Kart'ın agility balansı gayet iyi. Hızına baktığımız zaman 80 hızı var. Hızı çok iyi olmasa da yeterli merkez için. Yani iyi diyemeyiz ama kötü değil. Şutuna baktığımızda etkileyici bir şekilde şutu iyi. Yani şutu minimum rakamlarda. Yani 90 pozisyon almasının olması, ileriye gittiğinde güzel pozisyonlara gireceğini gösteriyor. 86 bitiriciliği ve 84 shot power'ı size ortalamanın altında bir ofansif forvet kıvamında bir bitiricilik sağlayacak. Bu gayet güzel. Buraya dokunmamıza gerek yok. Ama eğer ki siz çok ofansif oynatıyorsanız burayı bir kimya kartıyla yükseltip mesela Hunter vererek çok yükseltebilirsiniz. Paslarına baktığımızda pasları muazzam. 92 Vision, 93 kısa pası, 91 uzun pası ve 91 falsosu var. Maalesef şeyi yok. Finesse shot rate'i, plaseyle shoot rate'i yok. Ama olmasa bile uzun shotlarının 86 ve 91 falsosuyla vurabilecek bir kart. Kartın pasını hiç ellemeye yok. Gayet güzel. Dribbling'in hepsinin 90'ın üzerinde olduğunu söylemekle birlikte Milinkovic-Savic kartının da bütün dribbling özelliklerinin 90 ve üzeri olduğunu ama high average vücut tipiyle birlikte boyunun uzun olmasının kartı çok hantallaştırdığını unutmamak gerekiyor. Burada average vücut tipi ve bu olduğu zaman minimum bir dribbling yapabilme şeyini yapabiliyor. Kart dribbling yapabilecek bir kart ama hani topu aldım bir sağ yapayım bir sol yapayım forvette oynatayım. Kem pozisyonunda, merkezi ofansif ortası oynatayım. Buralar için yetersiz bir durumda. Defansında gayet iyi olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi kart çok iyi gözüküyor. Fiziksel özelliklerine baktığımızda kafa vurmanın dışında hepsi gayet iyi. Özellikle ikinci defansif orta saha için. Yani bizim bir tane 90 güçlü bir defansif orta sahamız yanında da 83 güçlü ikinci bir oyuncumuz olduğunda çok iyi bir defansifte güç olarak kapatıyor. Buraya baktığınızda yani birçok stoperden daha iyi. Hatta Sar'ın defansif farkındalığı kaç? 88, İlkay'ın 82. Yani neredeyse bir stoper şeyinde var burada. Bence kartı shadow verip ikinci yani ikili ön libero oynatırken ikinci olarak oynatmak size çok katkıda bulunacaktır. Fakat her şeye dönüyor geliyor, fiyatına geliyor. Bu fiyat inanılmaz pahalı. O kadar pahalı ki 9535 dislike, 1000 like almış kart. Kart iyi olmasına rağmen biz şunu biliyoruz. Bir oyuncu Premier Lig'den geliyorsa eğer mutlaka daha pahalı olur. Premier Lig vergisi diye bir şey vardır. Fakat şunu söylemem gerekiyor size. Kart iyi bir kart. Eğer paranız yetiyorsa yapabilirsiniz. Aynı zamanda da şöyle bir hata yapılmış. Ben bu kartın bu pahalı olmasına rağmen Toti zamanında Cuma günü geldikten sonra büyük ihtimalle hafta içi, önümüzdeki hafta içi gelecek olan yükseltme paketleriyle Toti avına çıktığınızda, Toti'yi bulamadığınızda aldığınız fodırlarla bu kartı yapabilirsiniz gibi düşünmüştüm. Fakat kart 7 günlüğüne gelmiş. Toti başladığında bu kart gidiyor. Ve çok saçma olmuş. Kesinlikle yapmamanız gereken bir SBC. Piyasada olsaydı 250-300K olacaktı. Renato Sanchez bu karttan çok çok daha iyi bir kart. Ve 600K'lar civarında gidiyor ve fiyatı düşmekte. Bu sebepten dolayı ben sizin yerinizde olsam kesinlikle bu SBC'den uzak durdum. İnanılmaz pahalı olmuş. Bir aylık olmuş olsaydı gene bir yapıları olurdu. Ama 7 günlüğüne gerçekten kötü olmuş. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere İlkay Gündoğan'dan ve Malang Sar'dan bahsettim. Bu kartlarda Malang Sar'dan iyi bir kart olduğunu ancak üst düzey kadroların iyi bir kartı değil de başlangıç seviyelerin iyi bir kartı olduğunu, kısa vadelerde kullanmak için yapabileceğinizi, birazcık uğraştırabileceğini söylemek istedim ama kim pembeden kötü olduğunu. İlkay Gündoğan'ın iyi bir kart olduğunu, kullanılabilir bir kart olduğunu ancak mükemmel bir kart olmadığının yanında 600K'ya yakın fiyatının da inanılmaz absürt olduğunu. Bu kartın 150K, 200K civarında gelseydi bile yapılabilir görünürdü. Aouar'dan bence kötü bir kart. Aouar çok daha ucuza gelmişti. Fransa linki var. Fransa ligini boş verin. Fransa linki Almanya linkinden çok daha iyi oyunda biliyorsunuz. Buna rağmen değil. Sorularınızı sormaya devam edin arkadaşlar. Aşağılara yazın. Ben onları toparlıyorum. Bir soru cevap şeyi yapacağız. Toti ile ilgili bir video çekeceğiz. Hiç merak etmeyin. Onun dışında beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harikasınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.